Merhaba sevgili Başaklar. Sevgili Başaklar, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Koç burcunda ay tutulması yaşadık. Ay tutulmasının etkilerini hafta içerisinde zaman zaman günlük hayatımızda hissedebiliriz. Bu hafta genel etkilere baktığımızda hafta başında pazar günü ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Ayın Boğa burcunda ilerlemesi toprak grubu olduğunuz için genel olarak sizi olumlu etkileyen bir durumdur. Ancak pazar günü gökyüzünde özellikle iletişimle ilgili bazı pürüzlerin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle dikkat etmek gerekiyor. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Satürn'le karşıt açıda olacak. Öğleden sonra Merkür'le karşıt açıda olacak. Bu durum iletişimle ilgili sorunlar çıkarabilir. Bunun yanı sıra Mars-Neptün karşıtlığı da aynı şekilde enerjiyi kontrol etmekte sorunlar çıkarabilen, zaman zaman istenmeyen kazalara, sakarlıklara neden olabilen veya bazı sağlık sorunlarına neden olabilen bir durum. Sevgili Başaklar, özellikle pazar günü ve pazartesi günü ayın Boğa burcundaki seyriyle birlikte siz de yakın çevre ilişkileri, seyahatler, belki yurt dışı ile ilgili kavramlarla biraz daha fazla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle seyahatte olanların bu süreçte daha dikkatli ve temkinli olması gerekiyor. Pazartesi günü Merkür retrosu başlayacak. Akrep burcunda başlayacak. Sizin için de Merkür'ün retro hareketi özellikle 10 Kasım'a kadar olan süreçte günlük hayatınızdaki ilişkilerde, yakın çevre ilişkilerinizde ve genel iletişimlerinizde biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Bu süreç içerisinde yakın çevreniz, komşularınız, kardeşlerinizle olan ilişkilerde zaman zaman bazı pürüzler olabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir veya eski mevzular, eski takıntılar, eski kırgınlıklar gündeme gelebilir. Onlarla ilgili konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İletişim araçlarınızla da ilgili pürüzler çıkabilir. Bu nedenle bilgisayar, telefon, otomobil veya evinizde kullandığınız araç, gereç, elektronik aletlerle de ilgili Merkür retrolarında sorunlar çıkabilir. Sevgili Başaklar, iş ilişkilerinizde, anlaşmalarda, sözleşmelerde de çok dikkatli olmanız gereken bir süreç. Erteleme imkanınız varsa tabii Merkür retrolarında yeni bir anlaşma yapılmasını veya imza atılmasını önermiyoruz. Ama erteleme imkanınız yoksa da bu dönemde çok iyi hazırlanmalı ve tüm detayları bir şekilde gözden geçirmelisiniz. Salı günden itibaren ay İkizler burcunda ilerleyecek. Ayın İkizler burcunda ilerlemesi iş konularını, kariyer konularını biraz daha öne çıkarıyor. Çok daha hareketli olabilirsiniz. İş ilişkilerinizde, ticari ilişkilerinizde iletişim ve hareket artabilir. Perşembe, çarşamba günü de ay İkizler burcunda olacak. Çarşamba günü Güneş burç değiştirecek ve Akrep burcuna geçiş yapacak. Bir ay boyunca Güneş Akrep burcunda yine yakın çevre ilişkilerinizle iletişimle ilgili konuları öne çıkarıyor. Bu süreç içerisinde seyahatler daha fazla gündeminizde olabilir. Kardeşlerinizle ilgili konular daha fazla gündeminizde olabilir. Yine belki bir iletişim cihazı ile ilgili değişim, onarım veya yenileme gibi kavramlarla da karşılaşabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren ay Yengeç burcunda ilerleyecek. Ayın Yengeç burcunda ilerlemesi biraz daha dışa dönük ve sosyal hayatın öne çıkacağını gösteriyor. Çocuklarınızla ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Cuma günü de ay Yengeç burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Cuma günü genel olarak gökyüzünün konumu olumlu. Ay, Satürn, Merkür arasındaki olumlu açılar iş ve özel ilişkilerinizde güzel, verimli saatler geçirmenize imkan verebilir. Hafta sonunda ay Yengeç burcunda olacak. Cumartesi günü sabah saatlerinde, akşam saatlerinden itibaren de Aslan burcuna geçiş yapacak. Evet, günlük yorumlarımızı da lütfen takip ediniz. Bu şekilde daha ayrıntılı bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.